CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, bilim ve teknolojinin hakim olduğu bir dünyada Türk milletini uçan halıya bindirmeye çalışıyorlar dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Bu nasıl bir siyasettir? Bu nasıl bir siyasi çirkefliktir? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Sağdan sola say, soldan sağa say, önden arkaya, arkadan öne. Say tüm sorunların içinde, tüm problemlerin içinde. Tayyip Erdoğan gerçeğini yakalayacaksın diyen. CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, ekonomi mi bozuldu? Ekonomi bozuldu, sebebi Erdoğan'dır. Sebebi onun İslamcı ideolojisi ve halifelik hayallerine dayanır. Sebebi onun enerji kaynaklarına sahip olacak İslamcı devletler topluluğunun başına geçme hayallerine dayanır. Sebebi onun Osmanlı saltanatına olan özlemine dayanır. Sebebi onun yandaş kayırmacılığı ile yeni zenginler türetip ekonomiyi ele geçirme ideallerine dayanır. Bu ihvanı Müslüm'ün genel kuraldır dedi. Yani bugünkü orta kuşağın yok olması, yoksulun iyice perişan olması asla bir tesadüf değildir. Tayyip Erdoğan'ın ve çevresindeki yağmacıların bu ülkeyi Darül Harp diyen bir anlayışa sokma isteğidir. Bu diyen CHP Kütahya Eski İl Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan Ruhsen Kumdalı, dövize olan talepte sürekli basılan değersiz parada bu nedenlerden kaynaklanır. Bir ülkenin silah kaçakçılığı, kara para aklama, ham petrol kaçakçılığı, Uyuşturucu kaçakçılığı gibi gayri meşru işlere bulaşması, o ülkenin bir çete devleti dönüşmesi anlamını taşır ki işte bu yüzden Avrupa'dan, Amerika'dan, hatta tüm dünyadan dışlanan bir Türkiye gerçeğini yarattılar. Toplumun meydanlara akması, Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakını adeta bir kurtarıcı gibi görmesi de bir tesadüf değildir. Bu büyük uzlaşı halkın biriken öfkesinin, artan nefretinin ve ortaya çıkan büyük çaresizliğinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Tayyip Erdoğan, AKP kalesi tüm illerde bile miting yapamaz hale geldi, halkı toplayamaz hale geldi. Hatta para dağıttığı mitingciler bile parayı alır almaz miting alanını hemen terk ediyor. Şimdi bu durumda Tayyip Erdoğan hile yapsa kaç yazar, kurda yapsa kaç yazar, iktidarı vermem dese kaç yazar. Halk artık kararını verdi. Çünkü halk bu çıkmaz yolun sonundaki büyük tehlikeyi çok iyi gördüm. Yok hüda parlılar kafa kesermiş. Yok IŞİD'liler adam öldürürmüş. Yok MHP'nin 3-5 tane kopu insan dövermiş. Bunlar koru laflar. Sokağa inmiş olan halk dev tsunami dalgalarına benzer. Önüne ne gelirse yutar ve silindir gibi üzerinden geçer. Türk tarihinde hiç halk insiyanı yoktur. Ama bu gelinen noktada çok büyük bir patlamanın olacağı fırtınadan önceki son sessizlik gibi duruyor. AKP'ye yandaşları saray beslemeleri bu gerçeği ya kabullenmek zorundalar ya da kabullenmek zorundalar dedi.